Abla abla bu ablam getirdi. Evet. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Allah hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Klima arıyormuş bu da. Yer yer burçak yası var. Bakın şu değiyorsa kaç tarlası var. Aman da kızlar ne zor imiş burçak olması. Türkiye'de Gaziantep'te Nizip'te kendini ispatlamış büyük bir markayla beraberiz. Mesut Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Yine fuardayız. Evet. Birinciliğimizi aldık, Gaziantep'e döndük. Nasıl bir duygu, sizden biraz dinleyebilir miyiz? Güzel bir duygu. 3 yıldır Türkiye satış birincisiyiz, biliyorsunuz. İnşallah bu yılda bunun devamını getireceğiz, bırakmayacağız elimizden. Gördüğünüz üzere çiftçilerimiz artık markaya kabullenmişler. Satışlarımız son hız devam ediyor. Fuarda çok bir yoğun olmamasına rağmen biz yine de liderliğimizi, satışlarımızın devamını sürdürüyoruz. Bu işin sırrı nedir? Bu başarının sırrı nedir? İşin sırrı nedir? Bildiğiniz gibi öncelikle Erkun Traktör dediğinin yerlinin en kaliteli traktörü. Çiftçinin gücü. Evet, tabii ki çiftçinin gücü. Üstün dizaynı, parça kalitesi, garanti aksamının 3 yıl olması. Devamlı bunlar, kendini yenileyen, devamlı kendisini yenileyen Erkunt yüzüyle, yeni ürünlerle 50 tek çeker, 50 çift çeker, 55 çift çeker, 55 tek çekerle devamlı kendisini yenilediği için, çiftçiler devamlı yenilik aradığından dolayı kendisini devamlı yeniliyor. Aynen. Alpaslan Traktör'de bunu aktif bir şekilde pazarda çiftçilerle devamlı aktif bir şekilde geziyoruz, dolaşıyoruz. Daha iyi olacak. 2018'de birinciydik, 16'da, 17'de birinciydik. İnşallah 2019'da da tekrardan büyük bir başarı elde edeceğiz. Aslında şöyle diyebiliriz buna, bütün isim vermeyeceğim ama büyük markaların zaten teknik malzemesi Erkunt'tan gidiyor. Tabii ki, tabii. Yani buradan da çok güçlü bir marka tabii olduğu. Tabii. Yani bugün şöyle anlatayım, 1953 yılından beri Erkunt Traktör, Erkunt Sanayi olarak Türkiye'deki bütün traktör sektörüne parça tedarik ediyordu, döküm olarak. Bugün işte çiftçimiz marka vermek istemiyorum, arka kovanından, ön ağırlığından, motor bloğundan baktığında Erkunt yazısını görecektir mutlaka eski traktörlerinde. Yani fabrikanın traktöre dönüşü de şöyle olmuş. Biz tüm firmalara parça verirken neden biz traktör üretmiyoruz? Bundan dolayı böyle bir yolculuk serüven başlamış. Gördüğünüz üzere bugün Türkiye'de yerli yabancı 30 tane marka var. Bunun içinde biz pazar üçüncüsü olarak Türkiye pazarında devam ediyoruz ve Gaziantep'te de pazar lideri olarak satışlarımıza devam ediyoruz. Şunu söylemek istiyorum, 2019 yılı hedeflerimiz var bizim yine. İnşallah yeniden yapılandırmalara gideceğiz. İşte Gaziantep'te 3S olarak plazamızı, Nizip'te olduğu gibi 3S olduğu gibi Gaziantep'imizde hayata geçireceğiz. Aynen. Kilis'te bildiğiniz üzere 2 tane servisimiz var. 3S'i şöyle açalım, bir plazanın içinde satış, servis, yedek parça, üçünün bir arada olması, böyle bir hizmetin sağlanmasına 3S deniliyor. Yani bu araba showroomlarında olduğu gibi bizde Nizip Plaza'mızda da öyle. Gaziantep'i de bu yıl hayata geçireceğiz. Gaziantep tamamen aslında çiftçilerin, traktörcülerin bulunduğu bir yer ve Gaziantep'in halkı tamamen çevre köyleri araştırıyorlar. Evet. Araştırmadan bir şey almıyorlar. Evet. Erkunt peki bu pazarı nasıl oluşturdu? Erkunt nasıl kazandı? Ya Erkunt şöyle söyleyeyim, ölçüsüyle, dizaynıyla, işte garanti aksamıyla, bugün bir traktörün arıza vermemesi, çiftçiyi tarlada bırakmaması, çiftçinin en çok sevdiği, en büyük etkenidir yani. Bu bizde çiftçilerimiz biliyor. Bugün Gaziantep pazarında bunu ilk defa açıklayacağım burada. 2000'in üzerinde Erkunt traktör kullanıcısı var. Sadece Gaziantep'te. Kilis gibi ilimizde 300-500 civarında böyle traktör adetimiz var. Hangi noktalara peki gidebiliyoruz? Yani Alpaslan traktör olarak kimlere hitap edebiliyor? Sadece Gaziantep mi? Gaziantep, Nizip, Oğuzeli, Kargamış, Araban, Yavuzeli, Şehit Kamil, Şahinbey. Bu bölgelerde Nurdağ İslahiye'yi de bize geçti. Nurdağ şu anda, bu yıl, şu anda bu yıl Nurdağ İslahiye bayiliği de bizde. Nurdağ İslahiye'de de daha aktif olacağız. Sanırım başarı başarıya getiriyor. Aynen, aynen. Ekip güç. Kilise inşallah 2019'da fuardan sonra inşallah Kilise yeni bir şube açacağız. Orada da aktif bir şekilde. Zaten Kilise ana bayiliği de bizde. Aynen, Kilis'teki, evet. Kilis'teki çiftçilerimize selam olsun. Tabii
bir Ali gelmişken hemen diğer bir konuya değinmek istiyorum. Evet, biraz daha magazinsel kısma değinelim hemen. Erkun Alparslan dediğimiz zaman Mesut tabii ki akla geliyor. Tabii ki değerli ailesi aklımıza geliyor. Çok sağ olun. Mona Saati Ali Yollar'da verdiği katkılardan dolayı, desteklerden dolayı ben de bir kez size çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Sizin gibi büyük bir firmayla çalıştığım için de gurur duyuyorum ayrıca. Ben neden geç kaldım bilmiyorsun değil mi abi? Neden geç kaldınız Ali Bey? Traktörleri inceliyordum. Traktörleri inceliyordum. 4 gün boyunca inceledim. 5. Evet, günü o zaman tamam. Sizden de sorular alalım. Evet. Sizden de sorular alalım. O zaman yeni meyvecilerimiz şöyle açalım. Evet. Yeni meyveci traktörümüz Türkiye'de değil, dünyada tek. Bugün bu traktör Türkiye'de ve 33 ülkeye ihracat yapılıyor. 33 ülkenin topraklarını sürecek inşallah. Bunun özelliği nedir? Bahçe traktöründe hiçbir markada, hiçbir firmada kabin klima sistemi yok. Yani bu dizaynda, bu ölçüde hiçbir markada bu traktörden yok. Biz de fuarda 5 tane... Evet, yani deneyeceğiz inşallah, göreceğiz. Bunun en büyük özelliğini söylüyorum. Klimalı olması, müzik çalar sistemi, buçuklu vites olması, işte çiftçinin bindiğinde dışarıda ilaç atarken, biliyorsunuz ilaçlar çiftçilerimizi bayağı etkiliyor hastalık yönünden. Tek bir tuş yardımıyla dışarıdaki ilacı, karbondioksiti içeriye almıyor. İçerinin kendi havasıyla, kendi oksijeniyle içerinin dönüşünü sağlıyor. Havasının dönüş akımını sağlıyor. Bu traktörün böyle bir etkeni var. 50 ve 55 bahçelerimizden bahsetmek istiyorum. 2018'in 6. ayından sonra hayatımıza girdi. Bugün 100'ü geçen bir satış oldu. Sadece 50 ve 55 segmentinde. Yani bu iki segmentte 100'ün üzerinde biz traktör sattık. Peki Erkun traktörü bunların katkısı ne olacak? Erkun traktöre bunun nasıl bir katkısı olacak? Pazar payını arttıracak, satışlarını hızlandıracak. İşte sırf bunun için bazı illerde, ilçelerde yeni bayilik almak isteyenler olacak. Şimdi bugün Manisa tarafında Erkun traktörün böyle bir segmente çok ihtiyacı vardı. Oranın bayisine daha büyük katkılar, Bursa'da, İzmir'de olsun katkılar sağlayacak. Markayı büyütecek. O zaman şöyle çiftçilerimize bir dönelim, evet. Onlara son kez nasıl bir seslenişte bulunmak istiyorsunuz? Son kez nasıl seslenelim? Buyursun gelsinler plazalarımıza. Çiftçinin gücü olmaya, Alparslan Ticaret ailesine, Erkunt ailesine katılmalar için hepsini plazalarımıza, iş yerlerimize bekliyoruz. Ailemiz, evet. Sizler de katılmak istiyorsanız Erkunt traktörü, Alparslan traktörü ziyaret etmeyin, gitmeyin diyoruz. Evet.